Ben de kahkahalarla başlayan bir sohbet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? En son ne zaman geliştik acaba? Bu arada gelirken onu düşünüyordum ve galiba Fashion Week'te falan bir sene olmak üzere neredeyse. Aynen. Şubat'ta falan görüştük yani. En son yine Milano'da. Biz seninle en çok orada karşılaşıyoruz. Aynen. Moda haftası sırasında. Klasik defilelerde falan. Nasıl gidiyor peki bu sürecin ardından? Her şey yolunda mı senin? Valla iyi yani. Hani olabildiğince yolunda yani. En son dünyayı gezerken bıraktık birbirimize ama o zamandan beri kapalıyız yani. Türkiye'deyiz işte, burada evlerde. Allah'a şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık korona ile ilgili yakın ailemde de. Hani o iyi. Onun dışında idare ediyoruz yani. Senin yine nasıl gidiyor her şey? Aynen ya. Bu kadarı bile okey. Tabii tabii. Diyorsun. Çok güzel. Ben tabii çok yakından tanıyorum seni. Bu mağaza sohbetlerinde senin de yer aldığını ben işte hep birlikte karar verip öğrenince çok mutlu olmuştum. Ben de öyle. Seninle olmak her zaman çok keyifli çok yani. Çok teşekkür ederim. Seni bir kendi ağzından hikayeni dinleyelim kısaca. Çünkü aslında çok aileden gelen bir kariyer planıyla giderken sen çok başka bir yola gidip şimdi de sosyal medyada bayağı farklı eğlenceli şeyler yapıyorsun. Tüm bu süreçler nasıl gelişti? Tam da hatırlıyorum, yeni eve taşındın, yeni hayatını kurdun tam korona öncesi. Tabii tabii. Biraz anlat, kendini anlat. Tamam, anlatayım. Şöyle, benim zaten ailem moda sektörüne hani neredeyse 91'den 92'den beri, ben doğduktan hemen sonra ilk Max mağarayı açarak babam hani Türkiye'de bu işe girmiş. Yani açıkçası ben bayağı moda dünyasının içinde büyüdüm yani. Hep annem, halam, babam hepsi ilgili ve ilgililerdir bu konuya yani. Üniversitedeyken de daha çok bizim işe yönelik bir şey okudum. Design and Management okudum. Hani hep bizim şirketin başına geçeceğim gibi gözüküyordu. Ki Türkiye'ye döndüğümde de bizim şirkette Dilesime Grup'ta çalışmaya başladım. Çok da keyif alıyordum bu arada. Sevdiğim bir iş. Tam benlik bir iş, aynen. Sonrasında ya o kadar organik bir şekilde oldu ki hani hiç ben planlamadım bile işte influencer olayım ya da bu blogger olayım, hani bu işe biraz gireyim diye. Tamamen böyle bizim markalardan giyinerek kendi resimlerimi paylaşıyordum falan ve insanlar çok tarzımı beğenmeye başladı. Yani bir organik bir şekilde böyle biraz takipçim olmaya başladı. Ve başlarda hani bizim şirkette çalışarak da bu işi yürütebiliyordum. Çünkü zaten hani influencer tarafında çok da aktif değildim yani. Hani biraz daha kafama göre ilerliyordum. Ama yani bir noktadan sonra orada da işler çok artmaya başladı. Tabii doğal olarak şirkette çalışıyorum, full time çalışıyorum. Orada da çok fazla yoğunluğum var. Böyle biraz ikisine de tam odaklanamayınca dedim ki ben birazcık bir bakayım, bu influencer tarafında bir bakmak istiyorum diye. Oradan ilerlemeye başladım ve geldik bugündeyiz yani. Çok keyifli. Evet, peki, evet. Ailenin bu konuya yorumu nasıl oldu? Destekliyorlar mı seni? Yani tabii destekliyorlar. Şöyle aslında hani ben ilk babamla konuştuğumda babam bir de biraz daha hani sosyal medya olan hiç içinde olmadığı için hani başta pek bir anlam veremedi açıkçası. Ama hani ben bir izin istedim aslında. Böyle bir iki sene bir kendi yolumda bir gidip görmek istiyorum gibisinden. O da işlerimi gördükçe ve hani iyi bir yolda ilerlediğimi gördükçe şu an aslında bayağı destekliyor bu işi. O yüzden güzel yani. Aslında Kurşuni ile senin, işte konuklarımızın ben hep böyle ortak noktalarını bulup onun üzerine bu sohbette yer vermek istiyorum. İşte senin aslında çok daha mağazacılık tarafıyla yani işte markalar dünyasıyla başlayan şeyin şu an sosyal medyada aktif olarak devamında. Kurşuni de aslında çok yıllar öncesine dayanan bir marka olmasına rağmen Türkiye'ye işte influencer projelerine ve işte sosyal medyaya aslında bu sene odaklanmaya karar veriyor. Bu zamana kadar çünkü o kadar çok şey yapmış ki hiç bilmediğimiz bizlerin yurt dışında böyle 600 noktada falan satıyor. Şimdi o da işte senin bizlerin etkisiyle sosyal medyada. Aynen aynen. Zaten son zamanlarda sosyal medyada da karşıma çıkıyor Kurşuni markasını görüp duruyordum. Evet. O yüzden sonrasında sizle de konuşunca bayağı güzel oldu yani. Oradan bir aynen. yakaladık. Aynen, şimdi aynen, diğer öyle. Yakalayacağımız noktalara geçelim. Stiline geçmek istiyorum ben senin. Aslında ilk günden beri, seni tanıdığımdan beri çok böyle renkli, eğlenceli, mix and match yaptığın, böyle aslında normal başka birinde hiç bir arada olmayacağını düşündüğüm her şeyi çok güzel kombiniyorsun. Aslında biraz da maksimalist diyebiliriz. Çok böyle abartıya kaçan şeyler de tercih edebiliyorsun ama gerçekten çok iyi taşıyorsun. Çok teşekkür ederim.
Bu markada da aslında seninle meç ettiğim iki koleksiyon var. Biri More is More. Evet, diğeri de baloncuklar, böyle işte o daha eğlenceli, genç. İşte hep böyle bize şey verir ya, onu görmek bile böyle bir tabii, neşe. Tabii tabii, aynen, neşe, bubbly. Aynen, seni onlarla meç ettim. Senin yorumun ne olur ve gerçekten genel anlamda takı ve takı stilinle ve kendi stilinle ilgili düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Zaten yani beni tanıyan herkes de bildiği gibi takı inanılmaz sevdiğim bir şey. Yani her türlü, özellikle yüzüklere normalde hani bayılırım. Yani koleksiyonları istiyorsan bakalım doğru birazcık. Doğru seçmiş miyim yani? Ben seni doğru meç etmişim değil mi? Morris bence kesinlikle. Zaten yani hani sen de beni çok iyi tanıyan biri olarak biliyorsun ki hani her zaman daha fazla hani abartıyı seviyorum biraz yani. Ve dediğin gibi bu bubble koleksiyonu da bence tam benlik ve çok tatlı, böyle daha eğlenceli, biraz daha çocuksu ama hani şık da aynı zamanda. O yüzden bir de şeyi seviyorum. Bence orada da birbirinizi yakalıyorsunuz kurşunuyla. Her şeyi bir arada kullanabiliyorsun. Evet. Mesela ben şu an işte gold, işte silver, aynen, işte hani hepsi bir arada. Her şeyi birbirine karıştırmak bence çok güzel ya. Aslında çoğu eskiden beri bence insanların çok cesaret etmek ye çekindiği bir şey, bir şeyleri birbirine mix and match etmek. Ama benim çok sevdiğim bir konsept ve dediğin gibi aynen bu markayla, kurşun ile de o bakıma bence çok bağdaşıyoruz birbirimize. Ben de çünkü çok severim bir sürü farklı şeyi birbiriyle karıştırmayı, hem kıyafette hem takıda yani. Yani en sevdiğim şeydir. Şeyi sever misin? Rose'u. Rose çok seviyorum. Ya ben açıkçası bana sorarsan rose'la gold aslında en sevdiğim. Hani silver, gümüş bir tık daha az kullanırım. Ama sana zaten goldlar çok saçından ve teninden dolayı çok. Aynen, mesela genelde yüzüklerimde rose'la goldlar böyle biraz daha bir aradadır falan. Peki biraz İtalya'ya dönelim. Evet. Seninle genelde anılarımız oldu. İtalya'yı çok özledim zaten şu an. Ben de çok özledim. İnanılmaz. Kurşuni'nin de ben öğrendiğimde çok şaşırmıştım ve çok gurur duydum. 200 farklı noktada böyle İtalya'nın tamamında konuları var. İnanılmaz bu arada. Sicilya kadar falan uzanıyor ve hani o İtalyanların estetik algısının ne kadar yüksek olduğunu en iyi bilenlerdensin. Aynen. Orada kendini ispat etmesi gerçekten tabii canım inanılmaz bir şey ki yani 200 nokta çok ciddi bir rakam yani. O yüzden proud moment. Evet. Güzel güzel, çok iyi. İtalya ile ilgili en çok neleri özledin? Ya İtalya'yı bilmiyorum. Ben genel olarak o kadar özledim ki hani zaten İtalyan müziklerini de çok dinlerim. Ve onları dinledikçe böyle İtalya'da olmak falan istiyorum. Geçen gün de bir film izliyorduk, İtalyanca bir filmdi. Hani ne kadar İtalya sokaklarında olmayı, hani o moda haftası, o koşuşturma, insanların tarzı sokakta hani yani çok özledim genel olarak her şeyi. İnşallah bir an önce şu korona durumu ve pandemi olayı çözülür ve biter. Umarım. Ve hayatımıza geri döneriz. Mutlu yani. Eden bir yer değil mi ya? Çok. Ben insanlara baktığımda dediğim mesela gibi işte. Mesela çoğu insan Milano'dan sıkılıyor. Ama yani bence çoğu Milano'da insan nefret ediyor. Evet ben öyle. Ve ben o sokaklarda dolaşmak, hani o insanlar, insanların ne bileyim ne mutluluk veriyor bana ya. Evet. Seviyorum çok yani. Yazlık mekanları da öyle bu arada. İşte Sicilya'ydı, Sardinya'ydı. Hani Capri falan çok güzel yerler var. Aslında hep çok yalınlar ama hem de çok iyi görünüyorlar. Evet evet. O konuda çok seviyorum. Çok İtalyan çok iyi görünüyorlar hep yani. o ve zaman bize benziyorlar bu arada da. Ben çok benzetiyorum bize. Bizim aile insanımıza yapısı, çok benziyor. Aynen, aile yapısı, böyle insanların tarzı. Hani sıcaklığı aynen. Güzel ya, özledik. O zaman bir dahaki sefere. Evet. Milano'da. Milano'da. Aynen. Bir şey yapıyoruz. Kesin yapalım. Tamam mı? Fashion Week'te falan. Kesin. Mükemmel olur bence. Tamam. Çok keyifli olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli seninle böyle bir araya gelmek. Aynen. Seninle de öyle. Uzun bir süre sonra. Evet. Sözümüzü aldık zaten. Bir dahaki sefere. İtalya'da. Kurşuni'nin de dahil olduğu bir şekilde bir arada olacağız. Aynen aynen. Süper. Süper. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum seni. Ben de. Sarılamıyoruz ama. Aynen, uzaktan öpüşerek.